Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bursluluk sınavı ile ilgili bir genel tekrar soru çözümleri yapacağız. Destek ve arke sistemi ve sindirim sistemi ile ilgili soru çözümlerinden başlayalım hemen. Çünkü buradaki soru mantıkları sınavda da karşımıza çıkabilecek soru tipleridir. Bunları bilmek zorundayız. Çünkü sorunun arkadaşlar yapısı değişebilir ama içeriğini bilmek zorundayız. Zaten içeriğini biliyorsak çok rahat bir şekilde soruları ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Şimdi ilk soruya baktığımız zaman biliyorsunuz ki özellikle bu şekilde gruplandırma yapılabilen yerleri rahat bir şekilde eşleştirme yapmamız gerekiyor. Bakın kemik vermiş. Kemikler biliyorsunuz ki 3 çeşittir. Bunlar da ne yapmış? Arkadaşlar bakın örnekler vermiş. Şimdi biz mesela bunlarda şu şekilde bir kodlama yapıyoruz. Arkadaşlar bakın kafatası hangi kemik çeşidine aitti? Tabii ki bakın kafatası biz şuraya Y harfini yazdığımızda bakın yası oluyor yani yassı. O şekilde kodlayabilirsiniz. Cevabımız şu iki seçenekten birisi. Daha sonra dikkat ederseniz bakın el bilek kemikleri. Bakın el ve ayak fark etmez. Bilek yani şu kısmını soruyor bize. Bakın parmakları demiyor. Dikkat edin. Bilek kemiklerini soruyor. Bakın bu da kısa kemiktir. Dikkat edin. Kısa kemiklere önemli bir örnek. Karşınıza çıkarsa bazıları maalesef yapamayacak. Çünkü herkes parmaklara gidiyor. Ve parmaklarda da arkadaşlar dikkat edin. Kısa değil uzun kemiktir. Ama burada bilek dediği için biz ne yapacağız? Kısa diyeceğiz. Zaten uyluk kemiği arkadaşlar uzun kemiktir. Dikkat edin. En uzun kemik zaten uyluk kemiğidir. Lütfen bunu da ekstra olarak bilmeniz gerekiyor. Bu da uzun kemik olacak. Yani doğru cevabımız tabii ki C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bakın bunları bilmek zorundayız. Kemik çeşitlerini yine bunlara örnek vermeyi bilmek zorundayız. Tanımları bilmek zorundayız. Yani kafatası kemikleri bakın. Hani yassı kemik diyoruz ya. Yassı kemikler nasıl? Tanımı nasıl? Bunu bilmek zorundayız. Tanım da sorabilir. İlla örnek vermesine gerek yok. Kısa kemikler tanımı nedir? Uzun kemikler tanımı nedir? Bunu bilmek zorundayız. Bakın uzun kemiklerde zaten boyu eninden bakın eninden büyük olan kemiklerdir. Unutmayın. Yine kısa kemikler boy ve en birbirine yakındır. Ama yassı kemiklerde zaten gördüğünüz gibi farklı bir şekil karşımıza çıkıyor. Tamam. Evet hemen ikinci soruya bakalım. Yine bakın bazı yapılar verebilir. Diyor ki hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? Bak kıkırdak yapının bulunduğu bazı yerler vardır. Yani bazı sistemlerde yine karşınıza çıkacak. Bunları da bilmek zorundasınız. Tamam mı? Yani sadece destek sisteminden karşınıza gelmez. Diğer sistemlerde de kıkırdak yapılı kısımlar karşımıza çıkacaktır. Şimdi burunda zaten kıkırdak var. Bakın burun ucu. Tamam mı? Kıkırdak yapılı. Kulak yine kıkırdak yapı bulunuyor. Soluk borusu arkadaşlar söyledik. Diğer sistemlerde karşınıza gelecektir. Bulunur. Yani doğru cevabımız 3 öncülde olacaktır. Tamam mı? Bunlar ekstra bir iki tane daha örnek verebilirler. Onları da bilmek zorundasınız. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Evet yine sindirimle ilgili gördüğünüz gibi. Bakın büyük moleküllü besinler olan. Zaten arkadaşlar karbonhidrat, protein ve yağ. Bunlar büyük moleküldür. Yani bunlar sindirilmeden, parçalanmadan ne yapamaz? Kana geçemez. Tamam mı? Bunlar mutlaka sindirime uğramak zorunda. Zaten enerji verici olarak kullanılan moleküller diye besinlerdir. Unutmayın. Bakın burada zaten söylemiş. Fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekiyor. Tamam mı? Buna göre ifadelerinden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına ise ne yapacağız? Y harfini yazmamız isteniyor. Baktığımızda arkadaşlar yağların fiziksel sindirimini safra tamamlıyor. Peki bunu nasıl hatırlıyorduk? Şöyle biraz düşünün. Evet,
Arkadaşlar bakın safra buradaki F harfinden fiziksel sindirime yardımcı olur. Yani yağların tabii ki. Bu doğru. Bunu unutmuyoruz. Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. Arkadaşlar yanlış. Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlıyordu? Midede. Tamam mı? O yüzden ikincisi yanlış olacak. Bir doğru, iki yanlış. Zaten cevap çıktı. Devam edelim. Bu yanlış. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Zaten tüm besinlerin ne yapıyordu? Kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanıyordu. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız tabii ki Adana seçeneği olacak. Sindirimin başladığı ve bittiği yerleri bilmek zorundayız arkadaşlar. Sindirime yardımcı olan kısım yapılar nelerdir? Bakın iki tane vardı. Bunları da zaten bilmek zorundayız. Bunların salgısını bilmek zorundayız. Zaten daha önce bahsetmiştik. Hemen dörde bakalım. Şimdi kol kası ve mide kası arasındaki farkları belirten bir sunum hazırlayan öğrenci diyor ki hangi özelliği kullanamaz diyor sunumunda. Arkadaşlar öncelikle şunları yazmanız gerekiyor. Kol kasını gördüğünüzde çizgili kas, mide kasını gördüğünüz zaman düz kas özellikleri ne yapması gerekiyor? Aklınıza gelmesi gerekiyor. Bakın bunlardan 3 tanesi fark, bir tanesi ise demek ki fark değil. Tamam mı? Yani ikisinin de farkı değil. Dikkat edin. Şimdi çizgili kasın çalışma mantığını, özelliklerini bilmek zorundasınız. Mide kası aynı şekilde çalışma mantığını yani özelliğini bilmek zorundasınız. Şimdi çalışma hızları arkadaşlar farklı. Niye? Kol kası, çizgili kaslar hızlı çalışır. Mide, düz kaslar ise yavaş çalışır. Bunu kullanabilir. İsteğe bağlı. Arkadaşlar bakın kol kası yani çizgili kas isteğe bağlı yani istemli. Mide kası ise düz kas olduğu için istemsiz. Yani kendi kendine çalışıyor. Gördüğünüz gibi farklılık var burada. Kasılıp gevşeme hareketi yapmaları bu burada kalsın. Mikroskop altında incelendiğinde şekilli. Arkadaşlar ikisinin şekli farklıdır. Çizgili kas ve düz kas birbirinden farklı bir şekle sahiptir. O yüzden bu da farklılıktır. Ama C farklılık olarak yazılamaz. Tamam mı? Evet, geldik 5. sorumuza. Bakın yukarıda verilen özellikler hangi organın yapısını oluşturan kasa aittir? Şimdi buralarda dikkat edin. Bakın ne demiş? Çizgili kas yapısındadır demiş. Şimdi çizgili kas zaten unutmayın. İskelet kası olarak biliniyor. Güçlü kasılıp gevşiyor zaten. İsteğimiz dışında ve düzenli çalışır. Bu ne diyor? Bak şimdi. Dikkat edin şimdi hepsini okumamız gerekiyor. Şimdi çizgili yapıdadır demiş. Güçlü kasılıp gevşer. İsteğimiz dışında ve düzenli çalışır. Bak şimdi burada soru başka bir yere evriliyor. İsteğimiz dışında çalışıyorsa bir kere bunu eliyoruz. Bu gitti. Bak isteğimiz dışında. Ama dikkat edin birinci öncüldeyse ne demiş? Çizgili yapıdadır. Hani unutmayın. Kalp kası zaten çizgili kasa benzeyen bir yapısı vardır. O yüzden bunun cevabı kalp kasıdır. Bakın dikkat edin. Üçüncü öncülü dikkat etmeyenler büyük ihtimal buraya gelecek. Bakın üçüncü öncül olmasaydı bunu işaretleyebilirdiniz. Ama üçüncü öncül bizi kalp kasına gönderiyor. Dikkat edin. Çünkü kalp kası çalışma yönünden çizgili kasa benzer. Unutmayın. Yani onun gibi hızlı çalışır, tamam mı? Onu demeye çalışıyorum. Dikkat edin. Hani düz kas gibi yavaş çalışmaz. O yüzden kalp kasının bazı özellikleri çizgili kasa, bazı özellikleri ise düz kasa benzer. Dikkat edin. Geldik 6. sorumuza. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi organ ve görev verilmiş. Diyor ki doğru eşleştirmeleri hangi seçenekte verilmiştir? Bakın hani dedim ya biz her bilgiyi bilmek zorundayız. Yoksa soruları doğru cevaplayamayız. Hemen bakalım. Karaciğer direkt safra salgısı olarak bilmemiz gerekiyor. Yani 1B ince bağırsak bakıyorum.
Yağların kimyasal sinimi burada başlar demiş. Evet, yağlarınki ince bağırsakta başlıyor. Kalın bağırsakta zaten emilim gerçekleşiyor. Ama neyin emilimi? İşte su gibi, mineral gibi. Bunların arkadaşlar emilimi kalın bağırsakta gerçekleşebilir. O yüzden bu da C seçeneğidir. Yani ne yapacağız? A'ya gideceğiz. Bu şekilde eşleştirme yaparsak doğru bir eşleştirme yapmış oluruz. Buraya kadar umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. 7. sorumuza. 7. soruda gördüğünüz gibi yine bir hani bu tarz sistemi görmüş olmalısınız. Hani kasılma, gevşeme durumları var ya. Onu zaten mutlaka görmüş olmalısınız. Bir öğrenci fen bilimi dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırlamıştır. Hazırladığı modelin aşağıdaki verilen birinci ve ikinci durumlarını gördüğünüz gibi bu şekilde göstermiş. Bu öğrencinin anlattığı konu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın arkadaşlar, dikkat edin, zaten başta ben söylemiştim. Hani şu şekli gördüğünüz zaman direkt kasların yapısıyla ilgili bir şekil olduğunu söylemeniz gerekiyor. Çünkü burada dikkat ederseniz bakın şu arka ve ön kaslar gördüğünüz gibi bakın biri şişmiş biri ne yapmış gevşi bakın dikkat edin. Biri kasılmış biri gevşemiş veya biri şişmiş de diyebilirsiniz. Şişen zaten ne yapmış kasılmış demektir. Unutmayın. Bakın burada kasılma ve gevşeme durumları var. Tamam mı? Bizim kol kasımızı gösteriyoruz. Zaten yumruk yaptığımızda bakın yumruk yapıp sıktığımız zaman orada şişme meydana geliyor ya. O şişme meydana gelen yer unutmayın kasılma durumundadır. Ama alt taraftaki gevşeme durumundadır. Tam tersi elinizi aşağı doğru indirdiğiniz zaman yani serbest bıraktığınız zaman bu sefer kolunuzun altındaki kaslar kasılıyor. Üstteki kas ise gevşiyor. Unutmayın, tamam mı? Burada kasların çalışma prensibi ile ilgili ne yapmış? Bir model gördüğünüz gibi göstermiş. Hemen 8. soruya bakalım. Yine sindirim sistemine ait bazı organ ve yapılar gösterilmiştir. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Sizler de şöyle dikkatli bir şekilde inceleyin. Şimdi birinci kısım hangi kısım? İkinci kısım, üçüncü kısım ve dördüncü kısım. Bunlarla ilgili bilmemiz gereken tabii ki püf noktalar var. Mesela sindirimin başladığı yer neresiydi? Tabii ki ağızdı. Bu nereye gösteriyor? Ağızı gösteriyor. Tamam. 2'de sindirim yoktur demiş. Bakıyorum. 2'de sindirim yoktur. Yani burada sıkıntı var mı? Yok. 3'te sindirilen besinler kana karışır demiş. Arkadaşlar 3'te gösterdiği yer neresi? Şöyle bir dikkatli bakın bakalım. 3 kalın bağırsaktır. Kalın bağırsakta sindirilen besinler kana karışır mı? Hayır. O yüzden 3 hatalı bir bilgi. 4'e baktığımızda sindirim atıklarının atıldığı yerdir. 4'te evet. Arkadaşlar anüsü gösteriyor. O da sindirim atıkları ne yapıyordu? Oradan atılmış oluyordu. Tamam. Kısımları bilmek zorundayız. Yapı ve organların hangisinde diyor ki kimyasal sindirim gerçekleşmez. Bakın çok güzel. Kimyasal sindirimin gerçekleştiği zaten 3 tane yer vardı. Bunlardan biri ağız. Biri ince bağırsak. Biri ise mide. Ama yutakta, yemek borusunda, kalın bağırsakta buralarda kesinlikle kimyasal sindirim veya fiziksel sindirim, kısacası sindirim gerçekleşmez. Tamam mı? Bakın 3 farklı cümle kurdum. Üçü de aynı mantığa gelir. Bunları da bilmek zorundayız. Unutmayın. Sınavda çıkabilir, basit gibi düşünüyorsunuz ama sınav sırasında hata yapabiliyoruz. Evet, 10. soruda gördüğünüz gibi 3 tane bakın madde vermiş. Şuraya hangi kelimenin gelmesi gerekiyor? Arkadaşlar kimyasal sindirimde görev alıyormuş. Tükürük ile mide ve bakın ne diyor? Pankreas öz sularında bulunur. Güzel. Besinlerin yapı taşlarını ayıran özel salgılardır. Arkadaşlar yapı taşı gördüğünüz zaman unutmayın. Bakın tükürük, mide ve pankreas öz suyunda bulunur diyorsa zaten bunun görevi kimyasal sindirimdir. Yani bize diyor ki enzim. Bakın enzimler unutmayın yapı taşı veya işte monomer de diyebilir. Hani farklı bir kavram da gelebilir. Belki yani
Bu şekilde farklı bir kavramı da karşımıza getirebilirler. Belli olmaz. Bunlar tamamen enzimi gösteren anahtar kavramdır. Cevabımız Adana olacaktır. Evet, geldik 11. soruya. Gördüğünüz gibi 10 gram et parçası var. Yine 10 gram et parçası var. Bakın gördüğünüz gibi burada mide sıvısı, burada yine aynı şekilde mide sıvısı. Eda yaptığı bu deneyle ilgili hangilerini gözlemleyemez diyor. Tamam mı? Bakın eşit kütlede ve farklı şekillerde varmış. Tamam mı? Bak şekilleri farklı. Dikkat edin. Ama kütleleri aynı. İkisi de 10 gram. Ama fark ettiyseniz şekilleri farklı. Bunlarla ilgili hangilerini gözlemleyemez diyor. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar demiş. Arkadaşlar etin içerisinde protein olduğu için midede de proteinlerin sindirimi gerçekleştiği için evet bunu parçalar. Yani bunu gözlemler. O yüzden bir gitti. İkinci kaptaki et daha kısa sürede parçalanır. Sebebini söylüyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bakın parçalanmış zaten. Başlangıçta zaten gördüğünüz gibi parçalanmış. Yani daha küçük boyutta gibi düşünebilirsiniz. O yüzden burada daha kısa sürede ne oluyor? Parçalanıyor. Yani bunu da gözlemleyebilir. Kütleleri eşit olduğundan her iki kaptaki et aynı sürede parçalanır. Zaten bu ikisi birbiriyle çelişiyor fark ettiyseniz. Arkadaşlar eşit sürede parçalanmaz. Sebebi bunların boyutları farklı. Tamam mı? Bakın bu parçadan başta parçalı yapıda olduğu için yani daha küçük yapıda olduğu için bakın gördüğünüz gibi şurayı şöyle çizeyim. Bak burası bir parça, şu geri kalanı bir parça. O yüzden boyutları diğerine göre daha küçük olduğu için ne olacaktır? Daha hızlı çözünme burada gerçekleşecektir. Yani arkadaşlar üçüncü öncül gözlemlenemez. Tam hatalı bir bilgi olur. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bakın öğretmen sınıfa girmiş. Diyor ki öğrencilerin yorgun ve halsiz olduğunu fark ederek bir önceki dersin beden eğitimi olduğunu anlar diyor. Bu durumun nedeni hangisi olabilir? Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpranması. Arkadaşlar kol ve bacaklarda düz kas bulunur mu? Bak, size soruyorum lütfen. Kelimeleri bu şekilde çizmeniz gerekiyor. İç organlarının yapısındaki kasların hızlı çalışması. Böyle bir şey var mı? Kalp kasının güçlü kasla gevşemesi. Arkadaşlar dikkat edin. Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması. İşte aranan cevap bu arkadaşlar. Bakın siz koştuğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Çabuk yoruluyorsunuz. Ne kadar çok tempo yaparsanız o kadar çok yorulursunuz. O yüzden çizgili kaslar da zaten çabuk yorulan kaslardır. Evet hızlı kasılır. Bizim çabuk hareket etmemizi sağlar ama çabuk da yorulmamıza sebep oluyor. Çünkü bu kaslar çabuk yorulabilen kaslardır. Sebebi budur arkadaşlar. Yani öğrenciler neden yorgun ve halsiz? Demek ki çizgili kasları çabuk yorulmuştur. Evet, birinci testimizin soru çözümleri burada tamamlanmıştır. Diğer soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza lütfen kanalımıza ilgili bilgi verin. Yakın zamanda zaten soru çözümlerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.